Evet. Afiyet olsun. Haydi bakalım, kaşar peyniri de rendelemiş. Dil peyniri mi, kaşar mı? Yok hayır, mı? Özellikle parmesan Zuhal Hanım. Parmesan mı bu? Kaşar içinde çok uzuyor, yemeği biraz zorlaştırıyor. Hadi gel, seni bekliyoruz. Afiyet olsun herkese. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun arkadaşlar. Sunum güzel. Tekrar hoş geldiniz. Sunum nasıl? Gayet güzel. Ben iyi gördüm. Hani şunlar güzel bir şey. Ellerinize sağlık. Gerçekten ben bu çorbaya şu an bir şey diyemem. Yani bir bahane bulamam. Afiyet gerektiği olsun gibi Hadi. Olmuş. Sağ olun. Afiyet olsun. Bu çorbayı ilk defa yapıyorum desem. Ben çorba sevmiyorum. Çünkü muhabbetteki ilk en sevdiğim çorba domates çorbası. Ben de çok seviyorum. Kızım da çok sever. En sevdiğim çorba domates çorbası. Olmasını istediğim gibi yaptım. İlk kez yaptın. İlk kez yaptım. Risk evet. Almışsın. Salça kullandınız değil mi bunda? Hayır, kullanmadım. Kullanmadınız. Kullanmadım. Salça aldım ama kullanmadım. Anladım. Yaz ortası domates çorbasına salça kullansaydın. Evet. Olmayacaktı o zaman. Olmazdı. Domatesim çok güzel ama. Domatesim tam pembe. Böyle... Gördüm. Evet. Tam evet. Fırından çıkarırken ben girdim mutfağa. Közlemişti. Domatesin çok güzeldi. Peki ilk yorumu beğeni olarak aldık Efe'den. Beğendin. Ben çorba beğendim efendim. Afiyet olsun Efe'cim. Selcan? Ben de çorbayı beğendim. Sadece bir tık fazla sarımsaklı buldum. Sanırım sarımsak koyduysanız için ama bence çok güzel. Sarımsak sence koydum. Normal sevmeyen insan olsa. Anladım. Belki ama ben çok beğendim çorbayı. Afiyet ki olsun. Sarımsak da çok severim zaten. Afiyet olsun Selcan Hanım. Sağ olun. Özkan? Ben biraz daha şeker isterdim. Çünkü domatesin o ekşiliğini kıracak olan şey şekerdi bu çorbada. Yani bütün... Bir çimdik atılır evet. Evet. Yani tatlı domatesli, ya. Salçalı gibi şeylerdi. Çok bu şeker her pembe domatesli. Çok güzeldi. Ben ihtiyaç duymadım. Öyle... Bir tık tatlı da geldi bana aksine. Bana normal geldi tabii. Evet. Yani bir tık ekşilik yani. Vardı ama çok güzel olmuş. Ellerinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Hı. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok güzeldi. Ben beğendim. Afiyet olsun Begüm Hanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. İlk defa yaptığınız çorbayı bu kadar güzel yaptıysanız bir de yemekleriniz şu an herhalde umarım müthiş. Umarım beğenirsiniz. Ya ben damak tadı benim için çok önemli. Ben yemek yemeyi seviyorum ve çok seçiciyim bu konuda. Bir şeyleri böyle birleştirirken zaten böyle normal yemek reçetesi kullanmıyorum. Doğaçlama gelişiyor. Dolapta ne varsa tadında. Bu da öyle bir şey oldu. Neyi seviyorsam onları birleştirdim. Güzel oldu. Afiyet olsun. Ay ne de güzel içiyorsunuz. Sonu aşağı gelmedi de. Çok severim. Çok özür dilerim. Ama ben böyle çorbayı sonra o kaşığı böyle uğraşmayı hiç sevmem. Kusura bakmayın. Benim bir tane şeyim var. Böyle fincan, mak gibi o çorba kasesi özel. Kulplu olanlardan. Şey söylemiyorum, markaya giriyor bir şey. Çocuk çizgi film karakterlerinden birinin. Bu kadar. Bayılıyorum. Ben kaseyle içmeyi severim çorbayı. Onunla içerim evde çok de. Çok güzel oluyor. Kaşıkla hiç sevmem çorba içmeyi. Yoruyor. Böyle evet. Yoruyor. Ben o şeyimi getireyim ya çorba için. Olmaz mı? Hani bir ara herkes evinden bir şeyden getirdi de bardak çanak. Ben de kendi şeyimi getireyim. Kulplu. Çorbamı çok beğendiler. Gerçekten çok güzel olmuş Seda. Ellerine sağlık. Vallahi afiyet olsun Zuhal Hanım. Tam bir domates çorbası közlenince tabii. Bambaşka bir şey oluyor. Bütün lezzetini gerçekten vermiş. Çok güzel ya. Gerçekten harika. İçin için isteyen bitirebilir yani. Bekliyordum. Bekliyordum çünkü tadına bakmıştım. Çok güzel oldu. Bir kere zaten fırında yani iddialıyım ya. Kazanacağım bence. Çünkü lezzet önemli. Çorba güzeldi. Hani parmesan sevmeyen olabilir. Çok da net yani. O yüzden ayrı getirmesi hoşuma gitti. Güzeldi. Başlangıçta iyi başladık. Güzeldi yani. Ben beğendim. Peki canım böyle veriyorum. Olur. Eline sağlık. Afiyet herkes olsun. Beğendi. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel. Her şey tamam. Teşekkür ederim. Bana şeker örneğin. Ben biraz daha içmek isterdim. Ya. Diğer yemeğe geçelim. Benim çok beğendim evet. Gerçekten. Neydi ara yemeğin? Fındıklı börülce. Fırında kremalı patates üzerine fındıklı börülce. Evet. Peki mesela içli köfteden ve de mantıdan sonra patates bir tık basit kaçmamış mı? Yani sonuçta işte Begüm Hanım mantısını açtı. Kalın oldu, öyle oldu, böyle oldu. Bir mantı hamuru yaptı, içini doldurdu, haşladı. Beyefendi bir hamur yaptı.
İçini kavurdu kıymasını, yine doldurdu, işte kızarttı, etti falan filan. Teşekkür ederim. Hepimiz o zaman hamur açalım, yoğuralım, edelim. Yok, hepimiz hamur edelim. Açalım değil. Ya hayır, emek, şimdi... emek neticede bu da değil mi? Bu da bir emek değil mi? Ben emeğe saygı gösteriyorum. Domatesleri sadece karşılaştırma yapayım, ya, haklı karşılaştırma olarak. Yapın ama hepimizden de börek açmanızı beklerseniz olmaz yani. Bu da... Yok, zaten öyle bir benim, beklentide yani, değilim ben. Ama şey... patates diğerlerine göre bir tık daha altta kalmamış mı? Kalmamış uyum mı? Kalmış açısından. Mı? Hayır, kalmamış kesinlikle. Çünkü o börülceyle onu uyumladım ben. Ona göre getiriyorum yani. Yani ya, onun yanına emin olun başka şekilde yapılacak şeyler vardı ama yine bir tık basite kaçılmış. Kolay diyorsun. Tabii tabii kolay ya. Yani patatesi soydun, attın fırına, yani, kremaladın falan filan. Bana da aynı söyledi. Edem emeği verdiğinde hepsi hazır dedi. Patates de krema da hazır zaten. Bana demişti yani her şeyin hazır, sadece birleştirip vermişsin. O da aynı şeye geliyor. Patatesi soydu, doğradı, koydu ve kremaladı yani. Bu da hazır o zaman. Peki domates çorbası kolay mı? Yani... O da kolay ama dün benim çorba da beğenildi. Güzel dediler. Kimse puan vermedi. Ona verdik. Aa, verdik ya zaten. Puan verdik çorbaya. Çorba ben verdiyseniz söyledim o zaman zaten o emeği vermemişsinizdir. Yani işte içli köftenin, baba garnoşun. İçli köften güzeldi Allah için. Zırhta eti çektim, makine bulmadım. Zaten o hareket emek isteyen bir şey yani. Ustalık isteyen bir şey kesin. Yani o ara sıcağa göre evet. Bu ikisini yani. Karşılaştırırsan çok basit gerçekten. Sedan mı menüsü mü? Yani ara sıcağı. Evet. Ara sıcağı. Hamur mu açacağız, duvar mı öreceğiz? Ben anlamıyorum ki. Gerçekten. Açtılar da ne oldu? O da bakacak olursan her yemeğin kendi içinde bir risk payı var. Tabii ki de yetişememe var. Şeyi de var. Ama tabii ki ara yemeklerle karşılaştığında tabii ki bir içli köfte daha meşakkatli veyahut bir mantı yapmak tabii ki. Ya buna da basit diyoruz ama kreması kesildi mi, kesilmedi bitti. Mi? Bitti, riski var. Aynen, aynen öyle. Öyle. Kesildi mi bu yemek de bitti yani. Bitti. Mesela yayla çorbası domatese göre bir lapa tık daha oldu, hani şeydir, falan. Daha kolay gibi ama yoğurdu kesebilir falan. Aynen falan. Öyle. Şimdi burada da közlendi, fırında onlar şey yapıldı, soyuldu, edildi, blenderdan geçirildi, yağ kavruldu, unuyla falan filan. Onun da şeyleri var, kendi içinde aşamaları var. Yani ben bir de uyuma da bakıyorum. Yani birbirini tabii. Taşıyor mu yemeği? Uyumlu mu menü sence Özkan? Bence uyumlu. Yani pazı uyumlu her ne kadar mevsim olmasa da sonuçta mevsimi aralıktır, kasımdır falan filan yani. Tabii ıspanaklı pazıydı. Aynen keşke yaz mevsimine uygun bir sebze olsaydı. Patlıcan olsaydı atıyorum, taze fasulye olsaydı. Ya da Robespierre gibi roka üzerine falan. Kesinlikle daha fresh bir şeyler olabilirdi. Olabilirdi. Ama tabii ki de et ardından bir işte önünden bir... Patatesi falan filan uyumlu. Ama börülcenin de ona bakacak olursanız mevsim değil. Yani 12'de bahar falan. Yani ben daha çok mevsimsel çalışmayı sevdiğim için. Doğru. Doğru. Pazının da mevsimi, börülcenin de mevsimi ya. Hayır kesinlikle. Yani pazınınki kış, diğerinki de bahar yani. Bu kadar basit. Aynen bizimkiler öyle demişti. Hani mevsim şimdi mevsimine göre eleştireceğiz. Değişik. Gerçekten değişik. Çok fazla şey demişti. Yani lezzetine bakması önemli ya. Dünden hani belliydi yani. Şeyini belirlemiş hani neler yaptığını, belki hamur işi ya da ne bileyim içli köfte gibi yapmadı, hani basit bir şeye kaçtı. Önceden bu yüzden de belki de şey yedi yapmış verdi. Olabilir, yedi vermiş olabilir. Domates çorbasına da basit diyecektiler ama lezzetinden dolayı no. Aa, fazla buldular Efe Seda'nın yedisini? Yani şey mi taktiksel hayır, mi demek istiyorsunuz? Strateji olarak diyorum. Strateji. Yediği zaten hak etmiyor yani, ona bir şey söyleyemem. Hak etmiyor muydu yediği? Hayır canım, tabii ki de ona göre hak ediyordu. Çünkü o hayır, bayağı bir yedi, beğendi. Hak ediyor tabii ki, bir şey yok. Ama hak etseydi verirdiniz o zaman yediği. Demek ki hak etmemiş ki 5 verdiniz. Peki siz 5 hak ediyordunuz. Ona göre hak ediyordu. Hayır, sizin yorumunuz yani size sana göre... Sana göre hak ediyor muydu? Bana göre benim verdim hak ediyordu. Beşi. Benim kendim. Ama o onu beğendi, bunu beğendi derken yedi. O şekilde diyorum, ona göre hak ediyordu yani demek ki. Yani ortada bir şey yokken ne... Kimse yemek şey ben 5'i veriyorsam... Ben bunu dün de söyledim. Siz ama menü tamdı. Bak, siz 20 yıllık ustasınız. Menüsü tamdı. Eksik bir şey getirmedi. Ben daha 5 yıllık ustayım. Öyle. Tam olabilir ama sonuçta bak, kimse bir şey yemedi. Siz 20 yıllık ustasınız. Kremalı patates. Üzerine fındıklı börülce. Canım 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 çok güzel olmuş. Çok beğendim. Baksana ya, baksana. Allah'ım, sana şükürler olsun canım Allah'ım. Sunumuna bayılacaklar. Baksanıza ya, bak ya.
Yalnız ben burada daha 20 yaşındayım. Daha yeni. Zaten. Yani ama bu yarışma yaş yarışması değil ki. Ben bir saniye. Selcan, ben de tam oraya bir antiparantez açacağım. Kusura bakmayın böldüm ama. Şimdi bu yaş, yaşanmışlık, tecrübe yarışması değil. Hiç kimsenin background'ı, altyapısı bizi ilgilenmez. Burada herkes aynen. Bizim gözümüzde aynı. Hayır, evet. Şefsiniz diyor. Profesyonel olan var, amatör olan var, ev hanımı olan var, kendi hevesiyle, merakıyla mutfak becerilerini geliştirmiş olan var. Ya bizim için eşit şartlardasınız. Tabii ki de. Yani bizi ilgilendirmez. O sizi bağlayan bir şey. Bizim programımızda amatörler de yarışır. Profesyonel şefler de geldi geçti. Evet. Efendime söyleyeyim. Yine bu hafta da var. Eğitimliler de var. Alaylılar da var. Bizim için sonuçta burada 2,5 saatte verilen, söylenilen menüyü hakkıyla buraya getirmek. 50.000 TL. Kesinlikle. Yani. Herkes de burada eşit şartlarda yarışacak artık. Kimse diyemez ki benim tezgahım küçüktü, benim fırınım şöyleydi, benim yok. Evim buradaydı, şurayım şuradaydı falan da yok. Adil. Herkes kendi menüsünü kendisi oluşturuyor. Belirliyor sonuçta. Şeyler. Evet. Ama yani nice şeyler var ki 20 yıllık ustayı oturtalım. Belki de 30 senelik bir ev hanımı daha yiyecek gördük. Bitirecek yani. Hayatım defalarca gördük biz. Aynen. Bunu yaşadık, eğitimle, gördük. Deneyimle. Başka da yemek programlarında da görmüş olabilirsiniz. Yani eğitimde tecrübe ise kamera heyecanı başka bir şey. Tabii ki. Burada tabii bildiğin de. Şey benim dediğin şeyi bilemezsin. Baka kalırsın. Yani o heyecanı nasıl yönettiğiniz, krizi nasıl yönettiniz? Birazcık tabii ki plan program. Yani tabii. Bu sen alışverişte unutmasaydın belki o kadar panik olmuş. Aklının çünkü bir köşesinde doğru senin. Sumak var. O insanı ister istemez durup durup getirecek ve bölecek bir şey. Motivasyon düşecek, bir malzemeyi unuttum diyecek eyvah. Tabii. Mesela yanlış görmüş tabii. Sumak aldım ama Zuhal Hanım sumak diye isodu almışım. İkisi rengi mesela. Aynı. O anda bir acele gelince tabii. Yani ben aldım ama gelsin bakalım. Ya herkes son. Hata yapacak, herkes yapacak. Acele, sen de yapacaksın evet. Selcan. Yani. Sen de yapacaksın. Tabii ki az kul olmaz demişler. Ben markette sıkıntı yaşadım ama mutfakta yani mesela mantıyı yaparken. Yani onun için senin söylediğin hani ben 5 yıllık, sen 20 yıllık ustasın. Hayır öyle değil. Tabii alakası beni yok. Beni şef olarak görüyorum. Ben şef değilim. Ben o gün kendi masamdayken de söyledim. Ben ustayım. Şef başka ben bir şey. Ben daha 4 yıllık hani yeni okulu bitirdim. Ama dediğim gibi 5 puanı hak etmediniz. Doğru. O zaman neden verdiniz Efe Bey? Demek ki siz bir gün sonraya yatırım yaptınız diye düşünüyorum. Yatırımla alakası yok. Ben en azından salatayı beğendim, tatlıyı beğendim. Evet. İşte o zaman niye dün o zaman 1 puanı bile hak etmiyorsun? Evet. Yani karşılaştırdığın zaman zahmet olarak, emek olarak. Yani. Karşılaştırdığın salatamdan. Hanımefendininki 2 dakikada bir randevu vurmuş, şöyle yapmış, hemen bir sofrası. Rende mi? Onları tek tek kendim kestim ben. Yani kendi kestim. Ona bakarken neredeyse o anı ince doğruyu önümüze getirdim. Julien kendi kesti. Ben kendim kestim onu. Ben yani salata kestim. Tam sizin salata da güzeldi. Efendim. Bu da fırında kremalı patates üzerine börülce. Bunun üzerine fındık serpeceğim. Sizin bence bir dediğinizi tutmuyor. Siz evet. Çelişiyorsunuz. Yani çünkü yani ilk gün evet hatta 6'ya yükseltecektiniz. Yani aynen öyle. Düşündüm, dün de düşündüm. Diyorsunuz ki düşündüm. Sana bir puan bile hak değer değil. Yani işte 0 verseydim. Yani karşı bana 5 verdiyse ben bir yani imkan olsa bir puan ama verirdim. Ama onun yani düşüncesi kadar, siz kendi düşüncenizi sonradan çeliştiriyorsunuz. Siz yaptığınız bir şey yemedik. Yani altında koysanız tadı yok sonuçta. Yemedik. Evet, bu şekilde getirmiş. Ne kalsa gresen tarzı. Gresen kremalı patatesin yani üzerine yani.